Samulaş Samsun'da hafif raylı sistemler işletmeciliği yapan, aynı zamanda lastik tekerlekli otobüslerimizde de toplu taşım hizmeti veren, bunun yanı sıra otopark ve teleferik işletmeciliği yapan bir operatör kuruluş. Günlük mobilitesi kentimizin 250 bin yolcu civarında. Bunun %21'ini Samulaş taşımakta. Bu da yaklaşık günlük 51 bin yolcuya tekabül ediyor. Samsun dinamik bir şehir ve büyüyen bir şehir. Buna bağlı olarak da şirketimizin işletme araçları, kullandığı teknoloji de günden güne artıyor. Burada amaçlarımızdan bir tanesi farkındalık yaratmak, yolcularımıza ayrıcalıklı olduklarını hissettirebilmek. İkincisi ölçebilmek. Üçüncüsü verimlilik, her alanda verimlilik. Sadece enerjide değil, aynı zamanda insan kaynaklarında ve bakım onarımında da verimliliği sağlayabilmek ve bu mobiliteye cevap verebilmek. Türkiye'de ve Avrupa'da ilk kez hafif raylı sistem araçlarında mobil internet erişimini çözüm ortağımız Turkcell ile hayata geçirdik. Günlük mobilitemizin yaklaşık %50'sini akıllı telefon kullanan ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerimiz oluşturuyor. Onlar da bu hizmetten yoğun bir şekilde faydalanıyorlar. Onlara arz ettiğimiz kullanım miktarını çok çabuk da bitiriyorlar. Böylece biz de sürekli çözüm ortağımızla bu bantları genişleterek hizmeti devam ettiriyoruz. Mobil internetin yanı sıra sahadaki araçlarımızla merkezin haberleşmesini sağlayan M2M dediğimiz altyapı çalışmalarımızı bitirdik. Ölçmeye başladık. Güzergi analizleri, yakıt analizleri, kullanıcı analizleri. Bunun devamında da müşteri memnuniyeti ve farkındalık yaratan çözümlerle yolcularımıza döneceğiz. Bunlardan bir tanesi, seyahat ettiğiniz şehir içi bir otobüste sıcaklığın ve nemin sürücü değil, o operatör şirketin merkezinden ayarlandığını, böylece alerjik astımı olan veya yaşlı olan bir vatandaşımızın diğer normal bir vatandaşa göre üşümesini veya terlemesini engellemek. Bu tür çözümler artık günümüzdeki teknolojilerle mümkün. Çözüm ortağımız Turkcell ile çalışmalarımız devam ediyor bu konuda. Birincisi, mobil internet erişimiyle günlük hayattan, anlık hayattan diyelim daha doğrusu, kopmuyorlar, takip edebiliyorlar. İkincisi, sahada bizlerin her an bulunması mümkün değil. Ancak merkez, operatör merkezinden sahadaki gelişmeleri, güzergahları, kullanıcılarımızı takip etmemiz mümkün oluyor. Üçüncüsü, verimlilik için veri bankası oluşturuyoruz. Kıyaslıyoruz ve ondan sonra rotamızı doğru tasarruflara yönelterek tasarruf alanlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Dördüncüsü de, bu oluşan veriler bizden sonraki gelecek kuşak içinde en önemli ihtiyaç olan istatistiki veri altyapısı oluşuyor.